totalde 33 kilo gibi bir kilo verdim. 50-52 beden arası giyerken 40 beden, hatta böyle daha relax fit kalıplarda 38 beden olan bir böyle aşağı doğru bir iniş yolculuğum var. Bakkaldan yoğurt alıyormuşsunuz gibi gidip ben obezite cerrahisi operasyonu olmak istiyorum. 2 gün sonrasında saatimi veriyorum, hastaneye yatıyorum. Ameliyattan 3 saat önce endoskopiyi yapıyorum, kan tahlillerimi yapıyorum ve beni operasyona alacaksınız gibi bir süreci işlemiyor. Bu hayatım boyunca yapacağın son diyet. O yüzden sabret. Hiç mide bulantısı yaşamadım. Hiç kusmadım. Sürekli ishal ya da kabızlık gibi bir problem yaşamadım. Onun dışında ne bacaklarımda, ne karnımda, ne vücudumun herhangi bir yerinde en ufak bir deformasyon yaşamadım. Ne için deliriyorsun ve yapamıyorsun derseniz kolay. Selam, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz birazcık sinemle ilgili. Asistanım henüz gelmeyi tercih etmedi. Ama bugün bize anladığım kadarıyla videoyu sabote etme konusunda Cipsi Hanım yardımcı olacak. Şimdi bugün neden bahsedeceğiz? Biliyorsunuz iki tane sosyal medya hesabım var benim Instagram'da. Biri Emekli Beyaz Yaka, daha çok sinemden bahsettiğim. Biri de Gezgin Kuyruk, o da daha çok çocuklarla ilgili olan. Bir zayıflama süreci geçirdim. Bilenler var, bilmeyenler var, hala soranlar var ve bu ameliyatla ilgili çok fazla şey merak edenler de var. Bugün birazcık bu ameliyattan bahsedeceğim aslında. Tam 6 ay 10 gün gibi bir süre önce gastrik bypass ameliyatı oldum ben, biliyorsunuz. Ve 6 ayda da totalde 33 kilo gibi bir kilo verdim. 50-52 beden arası giyerken 40 beden, hatta böyle daha relax fit kalıplarda 38 beden olan bir böyle aşağı doğru bir iniş yolculuğum var. Bu konuyla ilgili de çok fazla soru var. Bunlardan hızlıca, o sorulardan derlediğim konuları bir size anlatacağım. Şimdi gastrik bypass operasyonu nedir? Gastrik bypass operasyonu bir obezite operasyonu aslında. İşte farklı türevlerin isimlerini zaten hepiniz duymuşsunuzdur. Hani bunun tüp mide kısmı var ve böyle doktorların bazılarının çok önerdiği, bazılarının önermediği işte mide botoksu ve vıdı gibi obeziteyle ilgili yapılan cerrahi operasyonlar var. Ben bunlardan gastrik bypass olanını oldum. Yani mideyi bir yerde bypass ederek, mevcut mideyi çıkartmadan sindirimi vesaire yapan, bağırsak üzerinde yapan bir operasyondan bahsediyoruz. Yukarıda kapı açıldığı için arkadaş gitmeyi tercih etti. Hangi operasyonu olacağınıza siz karar veremiyorsunuz. Bir kere bu işte öncesinde gelen hastalıklarınız, kan değerlerinizin durumu, sizin yaşam şekliniz, kilonuzun tam olarak hangi seviyede olduğuna bakarak bunu, size bu operasyonu yapacak doktor karar veriyor zaten. Benim doktorum Fakı Akın. Zaten bence bu operasyonlarla ilgilenen ya da obezite gibi bir problem yaşayan herkesin tanıdığı bir doktor Fakı Akın. Ben doktorumla ön görüşmeye gittiğimde işte o benim anlattıklarımdan, onun sordukları sorulara verdiğim cevaplardan gastrik bypass operasyonu olmamı uygun gördü. Ve bana şöyle bir şey söyledi. Daha çok gençsin. O cümleyi böyle asla unutmuyorum. Daha çok gençsin. Tüp mide yaparak mideyi içeriden çıkartmak istemiyorum. Yedek lastiğini vücudunda tutmak istiyorum. Dolayısıyla da gastrik bypass'ı senin için daha uygun görüyorum dedi. Doğrusunu söylemek gerekirse gönlümden geçen de gastrik bypass'tı. Çünkü bugüne kadar ben zaten hep çok kilolu biri oldum. Yani kilolu olarak hayatıma devam ettim. Dolayısıyla da tüp mide tabii ki araştırdığım insanlardan, duyduğum, etrafımda olan insanlardan dinlediğim bir süreçti. Bana o 15 günlük sıvı besleme süreci inanılmaz korkutucu geliyordu. Normalde de çok yemek seçen biri olduğum için o sıvı besleme beni bugüne kadar mide operasyonu konusunda hep hani hayır yapmamalıyım, ben buna katlanamam dediğim kısım oldu. Kapıya da bakıp geldim yani, tamam. Dolayısıyla ben tüp mideye hep karşıydım. Birinci korkum sıvı besleme. İkinci korkum 15 gün sıvı beslemeye dayanabilsem bile hayatınız boyunca yapmanız gereken katı sıvı ayrımıydı. Çünkü bir şey yerken bir şey içmeyi çok seven biriydim. Dolayısıyla da katı sıvı ayrımı yapmanın beni mutsuz edeceğini düşünüyordum. Ta ki her gün yataktan gözünüzü açtığınız anda ağrılarla uyandığınız, merdiven çıkarken bir kat bile çıksanız soluk soluğa kaldığınız, seyahat ederken bir saat yürüseniz, ki bu bir saatte böyle 6000 7000 adımlardan bahsetmiyorum, yavaş tempoyla yürüdüğünüz bir saatin size korkunç bir bel ağrısı olarak geldiği süreçlere gelene kadar. Hep söylerim, beni tanıyanlar bilir, hayatta para kazanmak ve çalışmak için en büyük motivasyonum gezmek ve yeni yerler görmek benim.
Ve gezmek ve yeni yerler görmek benim için bir işkence haline gelmeye başlamıştı. Çünkü istediğim gibi gezemiyordum. Sürekli korkunç bir bel ağrım oluyordu. Hani böyle eskilerimiz der ya, belimin ortasına bıçak sokuyorlar da çeviriyorlar derler mesela. Öyle bir bel ağrısıyla yaşadığınızı düşünün. Ve bu bel ağrısını sabah yatakta gözünüzü açtığınız an vücudunuza otomatik olarak yükleniyor. Tekrar yatana kadar aynı ağrıyla yaşıyorsunuz. Bu sizi hayatınızdaki konfor anlamının dışında, zaten konforsuz bir hayat sürüyorsunuz ama bu konforun dışında sizi hayatınızda inanılmaz sinirli bir insan haline getiriyor. Çünkü hani güne başladığınız bütün süreçlerin içerisinde korkunç bir ağrıyla yaşadığınızı düşünün. Derken durdum, bir gün kendi kendime dedim ki, Sinem, bu ağrılarla mı hayatına devam etmek istiyorsun? Yoksa yemek yerken bir şey içmemek, çok sevdiğin koladan, fantadan vesaireden uzak olmak mı? Hani bunların bu artılarını, eksilerini yan yana koyup hayatı sorguladığım bir an oldu. Ve dedim ki ben daha hani 35 yaşındayım. Ömrümün sonuna kadar bu ağrılarla yaşamak yerine bir şey yerken de bir şey içmeyi vereyim. Yarım saat sonra içeyim. Yani kahvaltıyla çay da içmeyeyim de kahvaltımı bitirdikten 15-20 dakika sonra çayımı yudumlayayım. Hani bu gerçekten benim vazgeçemeyeceğim bir şey mi diye düşündüğümde vazgeçebileceğimi karar verdim ve çok uzun zamandır da zaten doktorumu takip ediyordum. Sonra doktordan bir randevu aldım. Görüşmeye gittiğimde de gerçekten dedim ki daha ameliyata olmadan çok doğru bir tercih yapmışım. Nedeni şuydu, bir kere önünüzde kocaman bir ekran ve animasyonlu görüntüler. Doktorunuz size, yani benim doktorum, bunu diğer doktorlar yapıyor mu bu konuda bir fikrim yok. Fakı Akın bana, Fakı Hocam, hayatımda neyin nasıl değişeceğini anlattı. Bundan sonra senin bünyen bu olacak, işte besin buradan girecek. Buradan midenin sıvısı gelecek, burada birleşecek. Senin vücudun artık bu şekilde çalışacak. Bana bunu anlatmış olması, bilmiyorum, belki sizin için çok önemli bir şey değil ama benim için çok önemli bir artı. Çünkü aslına bakarsanız size metabolizmanızın artık nasıl çalışacağını önceden bilgi vermesi doktorunuzun size bir düşünme süresi de veriyor. Birazcık böyle düşünerek ve araştırarak diyebiliyorsunuz ki benim metabolizmam bundan sonra böyle çalışacaksa eğer, demek ki ben bunları yaparken daha dikkatli olmam gerekecek. Bunları yaptığım zaman böyle şeyler yaşayabilirim. Size böyle bir alan tanıyor ve bence şu an sektörde obezite cerrahisi yapan çoğu doktor hastalarına bu kadar detaylı bir açıklama yapmıyorlar. Sonrasında sürecim şöyle ilerledi. Ameliyat konusunda okeyleştik. Ben de tamam olmak istiyorum, bu yola devam etmek istiyorum dedim. Benim için doğru operasyonun ne olduğuna görüşmede karar verildi ve check-up'a yönlendirildim. Fatih Hoca'nın diğer doktorlardan farklı olarak şöyle bir çalışma prensibi var. Bakkaldan yoğurt alıyormuşsunuz gibi gidip ben obezite cerrahisi operasyonu olmak istiyorum. 2 gün sonrasında saatimi veriyorum, hastaneye yatıyorum. Ameliyattan 3 saat önce endoskopiyi yapıyorum, kan tahlillerimi yapıyorum ve beni operasyona alacaksınız gibi bir süreci işlemiyor. Fakı Hoca öncesinde sizi bir check-up'a gönderiyor. İşte orada endoskopinizde oluyorsunuz, batın ultrasonlarınız da çekiliyor, kan tahlilleriniz de yapılıyor ve sonra bu sonuçlar doktorunuza gidiyor. Fakı Hoca bu sonuçların hepsini açık inceledikten sonra diyor ki vücudunda bu değerler benim için yetersiz. Bunlarla ilgili şöyle bir takviye kullanmak zorundasın. İşte benim kullandığım takviye neydi? D vitaminim düşüktü ve B12 seviyem düşüktü. Aynı zamanda midemde de bir heterobakteri vardı. Ben sigara kullanıyorum zaten, biliyorsunuz. Benden şöyle bir şey rica etti. Sigarayı kesinlikle bırakmanı istiyorum. Çünkü heterobakteriyi sana vereceğim ilaçla yok ederken sigara içmem bizi geriye atar. Dolayısıyla operasyona kadar, hatta tercihen operasyondan sonra da sigarayı bırakmanı istiyorum dedi. Ben bırakabildim mi? Hayır, bırakamadım. Orasını böyle ayrıca detaylı bir şekilde anlatacağım. Ve bana D vitamini, B12 takviyesi, aynı zamanda da heterobakteri için bir ilaç verdi. Bu süreçte de bir diyet süreciniz işliyor. Diyet sürecinizdeki bütün adımlarla da Didem Hanım zaten çok yakından ilgileniyor. Soracağınız her soruyu, hani ben kendi doktorum üzerinden anlatıyorum, kendi deneyimlerim olduğu için, sorduğunuz her soruya size bir şekilde sizin sorduğunuz sorunun karşılığının doğru olması gerekeni yönlendirerek size bir danışmanlık veriyor aslında burada doktorunuzun asistanı Didem Hanım. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Yani gerçekten muazzam bir ekip ve muazzam bir destekle ilerledim ben. Doktor ilk başlangıç kilonuzdan bir yüzdeye göre operasyondan önce bir kilo vermenizi istiyor sizden. Bunun için de özel bir diyet veriyor. Bu verdiği diyete uyup da kilo vermemeniz açıkçası mümkün değil. Yani size verdikleri o yönergelerde yapmanızı istediklerini, işte içeceğiniz su, yemeniz gerekenler, yememeniz gerekenler, buna uyarak
başlangıç kilonuz üzerinden belirlenen yüzdedeki kiloyu verememenizin çok imkanlı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü gerçekten çok sert bir diyet. Yani ciddi anlamda sert bir diyet. Ben kontrole gittiğimde 116.8-117 arasında dolaşan bir kilodaydım. Yani ilk kontrol ameliyat kararını verdiğimizde. Ve doktorum benden yaklaşık 18 günlük gibi bir süreçte 8 kilo vermemi istedi. Ameliyat günü 108 ve 6 ile bekliyorum seni dedi. Eğer bunun üzerinde gelirsen, 8,5 kiloya falan tekabül ediyor sana. Bununla üstünde gelirsen eğer operasyona alınmayacağınızı da en baştan size çok açık bir şekilde belirtiyorlar. Ve ben diyete başladım. Zorlandım mı diye sorarsanız çok zorlandım. Yani gerçek anlamda sert bir diyet. Bir kere süt ve süt ürünleri yok diyetin içerisinde. Meyve yok, baharatlar yok, soğan sarımsak yok. Yani benim şu hayatta yerken inanılmaz zevk aldığım hiçbir şey neredeyse diyetin içerisinde yok. Çok zorlandım gerçekten. Hatta diyetin 10. gününde böyle bir isyan ettim. 6 kiloyu vermiştim. Son 2-2,5 kilom kalmıştı. Ve dedim ki yani gerçekten çok mutsuzum. Bunu söyledim ve hatta böyle diyetteki yemekleri çevirme konusunda, kilonun kilitlenmesi konusunda Didem Hanım'la bir konuşmamız olmuştu. Ve Didem Hanım bana şey demişti. Bu hayatım boyunca yapacağın son diyet. O yüzden sabret. Gerçekten de öyle oldu. Operasyona 107.6 ile, yani hastaneye 107.6 ile gittim. Bu arada gerçekten hastaneye yattıktan sonra almıyor mu diye soranlar oluyor bunu Instagram'dan. Almıyor arkadaşlar. 100 gram bile söylediği hedef kilonun üzerindeyseniz Fako Hoca sizi operasyona almıyor. Ve şöyle tepkiler de aldım tabii ki. İşte sen zaten diyet yapıp 8 kiloyu verebileceksen neden operasyon alıyorsun? Diyet ve sporla bu kiloyu verebilirsin, vıdı vıdı gibi. İşte çok saçmaymış. İşte bilmem kim oldu, 2 gün sonra operasyon oldu. Neden öncesinde böyle bir diyet var? Ben bu diyeti başından beri hiç saçma bulmuyorum. Ki zaten doktorumuz da bunu inanılmaz güzel bir şekilde açıklıyor. Bir, verdiği diyet ve beslenme şekli. İşte oradaki yasaklı olan besinler ya da yiyebileceğiniz besinler sizin karnınızda, yani operasyon sırasında işlem yapılacak alandaki yağlanmayı azaltmaya yönelik. Yani aslında verdiğiniz o 8 kilo sizin o karın bölgenizdeki yağlanmayı azaltıyor. Karaciğeri daha küçültüyor, mideyi toparlıyor ve böylece doktorun, çünkü sonuçta bu laparoskopik bir yöntem, içeride çok daha rahat hareket etmesini sağlıyor. İçeride çok daha rahat hareket etmesi doktorun konforu değil. İçeride operasyon sırasında daha az yere dokunarak daha kolay bir operasyon geçirmeniz sizin konforunuz aslında. Çünkü ne kadar az kurcalandıysanız operasyondan çıktığınızda da o kadar az ağrı çekiyorsunuz ve normal hayatınızı o kadar hızlı geçiyorsunuz. Bu bence o diyetin öneminde birinci kısım. İkinci kısım da şu ki az yemeye vücudunuz ve beyniniz alışıyor mental olarak. Zaten diyette yedikleriniz çok kısıtlı ve porsiyonlarınız da çok kısıtlı. Mesela diyette bir öğün protein var ve 100 gram sadece o protein. Haşlanmış ya da yağsız şekilde kızartılmış et hakkınız var ya da işte haşlanmış sebzeler. Mental olarak beyniniz yiyeceğiniz yeni miktara kendini hazırlıyor. Aksi takdirde diğer operasyonlarda benim etrafımda olan insanlarda da en çok gördüğüm problem şu. Aslında doyuyorlar, doymuyor değiller ama neden 2 köfte yiyorum da 5 köfte yiyemiyorum? Hani beyin tam olarak buna alışmamış oluyor ya. Bence bu psikolojik olarak insanların obezite cerrahisi operasyonlarından sonra yaşadığı en büyük problem. Ben açıkçası böyle bir problem yaşamadım. Çünkü operasyona girmeden bir gün önce bir büyük pizza zaten yiyemiyordum. Yani ondan öncesinde zaten 18-19 günlük süreçte az beslenmeye beynin psikolojik olarak alıştığından operasyondan sonra da ya ben bunu neden yiyemiyorum? Evet doydum ama ben daha fazlasını yemek istiyorum gibi bir çöküşe geçmedim. Bu nedenle de bu diyet bana göre gerçekten obezite cerrahisinde çok önemli bir süreç. Hem sizi mental olarak hazırlıyor hem bünyenizi operasyona hazırlıyor. Gelelim operasyon gününe. Hastaneye yattım ve hastaneye yatışım yapıldıktan sonra hemen tartıya çıkarıldım. Hedef kiloya ulaştığım belli olduktan sonra bütün işlemlerim tamamlandı. Hoca beni ziyarete geldi. Tabi bu arada öncesinde bir açlık süreciniz var, işte saat 12'den sonra su içemiyorsunuz vesaire, vıdı vıdı. Operasyona girerken korktum mu diye sorarsanız aslına bakarsanız hayır, korkmadım. Yani nedense bu arada normalde beni operasyon gibi süreçler korkutur ama işte daha öncesinde zaten böyle konudan konuya atlıyormuş gibi oluyor. Fakı Akın'ın inanılmaz bir hasta çevresi var.
Sizin Fakakın'da operasyon olacağınızı eğer sosyal medyayı aktif kullanıyorsanız insanlar bir şekilde hocanın sayfasında gördüklerinde size muhteşem bir böyle sevgi ve danışmanlık ağıyla çerçeveliyorlar. Bu süreçte gerçekten bana inanılmaz yardımcı olan eski operasyon olan hastalar oldu. Artık ablam gibi olan, arkadaşım gibi olan hastalar oldu. Deneyimlerini paylaştılar, beni rahatlattılar, korktuğum, düştüğüm noktalarda diyet zamanı tutup ayağa kaldırdılar vesaire vesaire. Ve operasyona girdim. Ağrım oldu mu diye sorarsanız, ağrım sadece operasyondan çıktıktan sonra ilk 15 dakika oldu. Size az bir ağrı diyemem, korkunç bir ağrı. Yani sanki içimi koparıyorlarmış gibi bir ağrım vardı operasyondan çıktığımda. Ama odama, yatağıma yatışım yapıldıktan sonra hemşire hanım geldi, iğnemi yaptı ve ağrım kesildi. Zaten hastanede kaldırdığınız 3 gün boyunca size sürekli serum ve ağrı kesici takviyesinde bulunuyorlar. Dolayısıyla ben 1 gram bile ağrı hissetmedim. Bir saat sonra ayağa kalkıp yürüdüm. Direnim olmasına rağmen tuvalete tek başıma girdim. Refakatçim annem de, annemden hani herhangi bir tuvalete girerken destek alma ihtiyacım olmadı. Tek başıma ayakta durabildim, yürürken bir problem yaşamadım. Doktor gene de sizi taburcu edip eve çıkartırken bir ağrı kesici bir ilaç veriyor. Parasetamol bir ilaç veriyor. Eve gittikten sonra bunu hiçbir şekilde alma ihtiyacı hissetmedim. Yani belki benim ağrı eşiğim bir tık daha yukarıda, bilmiyorum. Ama böyle bir problem yaşamadım açıkçası ben. Bir ağrım olmadı yani. Zaten ikinci gün direninizi çıkartıyorlar. Direninizi çıkarttıktan sonra daha konforlu hareket edebilmeye başlıyorsunuz. Ben direnden ben biraz korktum. Hani onun orada olması sanki böyle çıkacakmış, fırlayacakmış vesaire gibi bir şey, böyle öyle bir hissiyat verdi bana. Dolayısıyla diren varken ben çok konforlu hareket edemedim. Ama diren çıktıktan sonra inanılmaz rahatladım. Hastanedeki süreciniz şöyle. Gastrik bypass operasyonu olduysanız her doktorun tarzı farklı olabilir. Bu konuda bir şey söyleyemem. Ama bizim doktorumuzda sıvı beslenme süreci yok. Ameliyat olduğunuz gün tabii ki işte anesteziden çıktığınız için herhangi bir şey yiyemiyorsunuz. Ertesi gün önce size su getiriyorlar. Suyu içmeye başlıyorsunuz ve bir sorun yaşamıyorsanız yoğurt getiriyorlar. Yoğurdu yiyebildiğiniz kadar yiyorsunuz. Ve hiçbir problem yaşamadıysanız ondan sonraki gün, yani ameliyatı takip eden ikinci günün sabahı, önünüze bir dilim et ekmek, krem peynir ve reçel geliyor. Gayet de rahat bir şekilde kahvaltınızı ediyorsunuz. Kahvaltınızı ettikten yarım saat sonra çay ya da kahve geliyor. Çayınızı kahvenizi de içiyorsunuz. Hemen arkasından çorba geliyor. Çorbanızı içiyorsunuz. Sonra da öğle yemeğiniz olarak size işte patates püresi ve yanında bir et püresi ya da sebze püresi gibi bir ekstra getiriyorlar. Onu da yiyorsunuz. Hiçbir problem yoksa, her şey yolunda gidiyorsa taburcu oluyorsunuz. Ve eve geldiğinizde ilk 15 gün boyunca sabah kahvaltınız et ekmek, krem peynir, diğer yemeklerinizde her şeyin püresi oluyor. Yani püre yemek sizi büyük sarsıyor mu derseniz, beni sarsmadı. Çünkü ben bayağı püre dönemimde kendime Ali Nazikler falan yaptım hani püreli haliyle. Sonraki 15 gün, yani püre süreci bittikten sonraki 15 gün yumuşak gıdaya geçiyorsunuz. Yani işte et değil köfte gibi ya da işte patates kızartması, bence zaten yemeğin aşırı yağlı bir şey ama işte patates püresi değil de haşlanmış patates gibi daha gıdaların yumuşak olanlarına geçiyorsunuz. Ve bu 15 günde tamamlandığında, yani totalde 4 hafta bittiğinde, evde ne pişiyorsa, dışarıda diğer insanlar ne yiyorsa her şeyi yiyebiliyorsunuz. Her şeyin tadına bakabiliyorsunuz. Sadece dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bir operasyon geçirdiniz. Yani sonuçta siz bir karar verdiniz. Ve eski yeme düzeninizdeki pizzalar, makarnalar, mayonezler, bilmem neler, yani bunlarla beslenmeye devam ederseniz, bu ameliyatın bir rüzgarı var. Yediğiniz miktar da çok az zaten. Mutlaka verirsiniz. Vermezsiniz değil. Ama oradaki beslenme düzenine dikkat etmezseniz eğer, nihayetinde hedef kilonuza ulaşamazsınız, bu bir. Vitamin değerleriniz, kan değerleriniz aşağıya düşer ki bu sizin kabahatiniz olur doğru beslenmediğiniz için. Bu da iki. Zaten bir broşürle göndermişti bize Fako Hoca ve o broşürde mutlaka her gün ilk 4 haftada da geçerli taze bir meyve ya da taze meyvenin suyu, özellikle böyle altı çizilmiş bir maddeydi. 6 ay oldu. Ben hala her gün mutlaka taze bir meyve ya da taze bir meyvenin suyu kısmına inanılmaz dikkat ediyorum. Bu süreçte tabii ki vitamin kullandığım bir dönem oldu. Aynı zamanda şu an kolajen kullanıyorum. Çünkü 4. aydan itibaren saç dökülmem başladı. Herkes de olduğu gibi kolajen saç dökülmemi durdurdu. Ama bunun zaten olacağını biliyorduk bu arada. Bu operasyonun olmazsa olmazlarından biri saç dökülmesi. Öyle benim psikolojimi bozabilecek
düzeyde değil. Gördüğünüz gibi saçlarım duruyor. Sadece saçlarımın daha iyi beslenmesi için boyunu kısalttım. Hani kendine daha iyi bakabilmesi için. Kolajen desteği ve hocanın tavsiyesiyle multivitamin desteği kullanıyorum. Ben her gün sabah hayatıma bir tane mide koruyucuyla başlıyorum. Neden? Bu benim kabahatim. Normal şartlar altında mide koruyucuyu belli bir süre kullanıyorsunuz ve sonra Fako hocanın hastasıysanız eğer Fako hoca mide koruyucuyu kesiyor. Ancak ben sigara içtiğim için, yani sigara kullanmaya devam ettiğim için her sabah bir tane mide koruyucuyu içmek zorundayım ve doktor bunun altını çize çize bana söylemişti zaten. Bir fırt bile sigara içiyor olsan sabah kalktığında mide koruyucuyu ömrün boyunca kullanacaksın. Sana tavsiyem içmemem ama içiyorum diyorsan mide koruyucuyla yaşamayı da kabul edeceksin demişti. Ben mide koruyucuyu seçtim. Ya kötü. Yani siz içmeyin. Eğer bırakabiliyorsanız içmeyin ama bu arada ameliyattan sonra 15 gün ve ameliyattan önce 15 günde sigara içmedim. Bu ameliyatı olabilmek için o sigarayı gerçekten bırakmıştım. Ama tek motivasyonum da bu arada tekrar başlamaktı. Çünkü ben aşırı seviyorum. Şu an propagandasını yapıyormuşum gibi oldu. Aşağıya bir tane yazı yazayım sigara sağlığa zararlıdır diye. Bu 6 aylık süreci biraz anlatmak istiyorum ben size. Hiç mide bulantısı yaşamadım. Hiç kusmadım. Sürekli ishal ya da kabızlık gibi bir problem yaşamadım. Tatlı canın istiyor mu diye sorarsanız canım delilercesine tatlı istemiyor. Ama regl dönemi zamanında böyle bir tık hani ya tatlı bir şeyler olsa iyi mi olur gibi oluyor. O zamanlarda da kendimi açıkçası ben kısıtlamıyorum. Tatlı yemek yerine yüksek oranlı bitter çikolatalar, şeker ilavesiz bitter çikolatalar yemeyi tercih ediyorum. Zaten böyle iki tane kırıp onun kahvenin hani öncesinde ya da sonrasında ağzıma attığımda o beni kesiyor. Tadına bakamadığım, acaba şunu yese miydim, yiyemem ama deyip de gözümün kaldığı hiçbir şey olmadı. Tadına bakmak isteyip o an canımın çektiği her şeyin tadına baktım. Ben işte atıyorum, nasıl bir örnek vereyim? İşte İzmir'e gittiğinizde boyoz. Zaten sen bir boyozun yarısını bile yiyemiyorsun. Öyle şey mi olur? 3 tane boyoz yemeyeceksen ne anlamı var? Mesajlarını da ya da tepkilerini de çok fazla alıyorum. Benim yediğim yarım boyozun bana verdiği doygunluk ve tatminlik hissi normal midesi olan bir insanın yediği 4 boyozla aynı olduğu için ben neden 4 boyoz yiyemiyorum? Ya da neden bir porsiyon Adana yiyemiyorum ben? Gibi bir problem de yaşamadım. Çünkü doyuyorsunuz. Yani zaten sizin 3 tane yediğinizde verdiği doygunluk hissi ve tatmin hissi artık sizde yarım boyozun ya bu ne ya verdiği doygunluk ve tatminlik hissi oluyor. Dolayısıyla da wow ben neden 3 tane yiyemiyorum diye kendimi yerlerden yerlere vurmadım açıkçası. Kusma problemi yaşamamamın sebebi ben hep çok dikkatli gittim. Yani fazlasını yemeye çalışmadım. Durduğum, doyduğum noktada durdum. Ya da çok yağlı olduğunu gördüğüm şeyleri yemek için delirmedim. Mesela daha pasta yemedim, baklava gibi şeyler yemedim. Çünkü şekerin beni artık bağırsakta sindirim yapacağım için rahatsız edeceğini biliyordum. Ha baklava diye ölüyor olsaydım çatalın kenarıyla alır tadına bakardım. Ama canım da çekmedi açıkçası. Ya da ishal ya da kabızlık problemi yaşamadım çünkü mükemmel beslendim, harika bir diyetle gittim diyemem. Çünkü ben zaten gece çalışıyorum. Yani 3 gibi işe başlıyorum ve sabaha karşı 4'e kadar çalışıyorum. AVM ortamında da çalıştığım için her zaman muhteşem sağlıklı beslendiğimi söyleyemem. Muhteşem sağlıklı beslenemedim. Makarna yediğimde oldu, pizza yediğimde oldu. İşte çocuk hamburgerin üst ekmeğini çıkartıp alt ekmeği ve köftesini yediğimde oldu. Ama evde olduğum zamanlarda bunu dengeledim. Yani eğer 2 gün kirli beslendiysem, 3. 4. gün evdeysem çorba, salata, sebze yemekleriyle geçiştirdim. Günlük diyet dengemi değil de haftalık diyet dengemi dengede tuttum. Yani o haftanın 2 günü gerçekten benim için beslenme anlamında kötü geçtiyse, haftanın geri kalan günlerinde fırsatım varsa evdeysem ve sağlıklı bir şeyler bulup da beslenebiliyorsam eğer onları değerlendirmeyi tercih ettim. Ben gittiğim süreçten, verdiğim kilodan ve geldiğim yerden çok memnunum. Bir kere kollarımda zaten daha öncesinde de benim sarkıklar vardı. Yani böyle ponçiklerim vardı kortizon kaynaklı. Orada bir sarkma olacağını biliyordum. Onun dışında ne bacaklarımda, ne karnımda, ne vücudumun herhangi bir yerinde en ufak bir deformasyon yaşamadım. 6 ayda 33 kilo bence muazzam bir kilo. Yani bu benim diyetle ya da sporla pes etmeden, sıkılmadan, of demeden verebileceğim bir kilo değildi.
Olmak istediğim hedef kilo bir yılın sonunda 60 ile 65 aralığı. Olmak istediğim beden de 36-38 aralığı. Ve buna da çok rahat bir şekilde ulaşabileceğimi biliyorum. Bundan sonraki hayatımda da hani yediklerimin zaten miktarının az olacağını ve yediklerimden aldığım kalorinin de eminiminin daha az olacağını bildiğim için ve off diyebileceğim bir beslenme şeklimde olmadığı için geri kilo alımı yaşayacağımı düşünmüyorum ki. Bu arada zaten gastrik bypass operasyonunda geri kilo alımı oranı tüp mideye göre çok 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 düşük. Ben zaten çok alkole düşkün biri değilimdir. Hani rakı severim ama öyle wow mutlaka içmeliyim biri değilimdir. Dolayısıyla da şu an alkol kullanmam, yani kullanmasam daha iyi sürecinde olduğum için o da beni bu arada inanılmaz zorlamadı. Yani hani alamıyorum alkol olmadı ki arkadaşlarımla meyhaneye gidip rakı sofrasında da oturduğumda gayet ben yemeğimi yiyip yemek bittikten yarım saat sonra çayımı içtim. Onlar rakılarını içtiler. Ölüyorum rakısızlıktan gibi bir durumda yaşamadım. Yani bu belki de benim kafamda bitirmem de kurallardaydı. Bir tek 6 aydır ne için deliriyorsun ve yapamıyorsun derseniz kola. Yani ben inanılmaz bir kola düşkünüydüm. Bir yudum şu asidin şuramdan geçişi için gerçekten deliriyorum. İnanılmaz istiyor canım. Ama yapacak bir şey yok. Yani asitli içecekler içemeyeceğimi bu operasyona karar verirken biliyordum. Evet, kola içemiyorum. Kola içmek için deliriyorum. Ama artık yataktan kalktığım zaman hiçbir yerim ağrımıyor. Artık saatlerce yeni şehirlere gidip yürüdüğüm zaman korkunç bir bel ağrısıyla o seyahat bana eziyet olmuyor. Artık merdiven çıkarken ya da bayır çıkarken nefes nefese kalmıyorum. Daha istediğim gibi giyinebiliyorum. Mesela boynum varmış, boynumla tanıştım. Şurada kemiklerim varmış, onlarla tanıştım. Ya da işte ellerim, parmaklarım mesela dolma parmak değilmiş, onlar inceymiş, onlarla tanıştım. Her şeyim oversize zaten böyle. Yani bütün tişörtlerim vesairelerim oversize. Yeni bir dolap yapıyorum kendime. Yani evet, kola içemiyorum ve çok canım istiyor ama bu kaybettiğim bir şey olarak görmüyorum çünkü bunun yanında kazandığım bir sürü şey var. Aklıma gelen sizin sorduğunuz ve yaşadığım süreçteki bütün soruları yanıtlamaya çalıştım. Birazcık da fazla konuşmuş oldum. Gene aklınıza takılan bir soru olursa yorumlara bırakırsanız eğer oradan cevaplamaya çalışırım. Bu hesapta, yani bu kanalda daha önce de söylemiştim, hem Gypsy Zeus'la ilgili hem Sinem'le ilgili videolar olacak. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum ve kapatırken şunu söylemek istiyorum. Lütfen eğer ki kilonuz sizin sağlığınızı ve hayat konforunuzu etkiliyorsa, bunu bir beden algısı olarak düşünmeyin. Eğer sizin sağlığınızı ve hayat konforunuzu etkiliyorsa ve bir sürü şeyde denediyseniz ve bu konforu geri kazanmanız için bir adım atamıyorsanız, obezite cerrahisi konusunda acaba mı diyorsanız ama etrafınızda gelen sesler yüzünden baskılanıyorsanız, obezite cerrahisini düşünmeden önce hayatınızdaki kısıtlamalar yapacağınızı kendi kafanızda oturtun ve ben bunu yapabilirim diyorsanız eğer etrafa kulaklarınızı kapatın ve lütfen doğru bir doktor ile devam edin. Ben doktorumdan ve doktorumun ekibinden inanılmaz memnun olduğum için sadece kendi doktorumu anlatabilirim size. Tabii ki piyasada eminim işini layıkıyla yapan bu konuda çok iyi doktorlar vardır. Ama lütfen bunu çok iyi araştırın. Obezite cerrahisi sizin hayatınızda kırmızı çizgiyle ayrılan bir yol. Yani yolun bu tarafından bu tarafına geçiyorsunuz. Online, internetten, marketten sipariş verir gibi ameliyat olamazsınız. Bunun öncesinde kendi kafanızda oturtmanız gereken ve sağlığınızda düzene girmesi gereken süreçler var. Bu nedenle de bu öncesinde diyet yapacaksam neden operasyon oluyorum kısmını lütfen kafanızdan silin ve bunu bir üzerinde düşünün derim ben. Söyleyeceklerim bu kadar. Tam kapanışta şey gibi oldu bu. Hani böyle konuşuyorsunuz hadi ben kalkayım dediğinizde kapıdan çıkarken biz Türklerin klasik bir geleneği vardır ya, muhabbete devam edersiniz. Ben hiçbir zaman videoları son bir şey söylemeden kapatamıyorum ama artık gidiyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.